Herkese merhaba, inceleme kanalıma hoş geldiniz. Bugün inceleme konuğum Philips'in hem ıslak hem de kuru bir şekilde kullanabileceğiniz şarjlı bir dikey süpürgesi. Modelimizin adı Philips Aqua Trio Cordless 9000. Ürünün benim en çok dikkatimi çeken kısmı şu görmüş olduğunuz başlık. Çünkü bu başlık kendi kendini temizleme özelliğine sahip. Yani şurada görmüş olduğunuz su haznesinden su alıp burayı temizleyebiliyor. Bunu denemek için sabırsızlanıyorum. Hemen bir kutusunu açıp içinden çıkanlarla başlayalım. Kutunun üstünde bize iki farklı başlık karşılıyor. Bunlardan bir tanesi normal süpürge yapmak için. Bayağı yüksek hareket kabiliyeti var gibi duruyor. Koltukların altına vesaire rahat bir şekilde girebilirsiniz bununla. Tabii ki deneyeceğiz birazdan. Alt kısmına baktığımızda ise bir tane dönen fırçamız var. Bu halıların üstündeki tozları sökmek için işlevsel bir şey. Diğer başlığımız ise aynı anda hem kuru hem de ıslak temizlik yapabiliyor ve yine aynı hareket yeteneklerine sahip gibi gözüküyor. Bu altta görmüş olduğunuz fırçalar bir taraftan temiz su haznesinden su alıyor ve yerdeki kirleri söktükten sonra kirli su başka bir hazneye gidiyor. Bu sayede aslında sürekli temiz suyla yeri temizlemeye devam edebiliyorsunuz. Ve az önce de bahsettiğim gibi makine bunların temizliğini kendi yapıyor. Yani bunları söküp kendiniz elde yıkamak zorunda kalmıyorsunuz. Burada kitapçığımız var. Süpürgenin borusu ve askı aparatımız burada. Koltuk arası gibi dar yerlere girmek için şöyle bir ucumuz var. Şöyle bir temizlik fırçası koymuşlar üstünden anladığım kadarıyla. Eğer şuralarda bir şey kalırsa bunu temizlemek için. Burada parke temizliği için kullanabileceğiniz Philips'in bir kendi sıvısı var. İsterseniz su haznesine farklı temizlik sıvıları da koyabiliyorsunuz bu arada. Fakat Philips köpürmeyecek şeyler koyun demiş. Yani köpürmeyecek deterjanlar koyun demiş. Sudan daha epey parça çıkacak gibi duruyor bu standımızın alt kısmı. Şurada koltuk, yatak gibi yerlerde kullanabileceğiniz küçük bir tane başlığımız bulunuyor. Süpürgemizin kendisi bu şekilde gözüküyor. Şurada Power Cyclone 12 teknolojisine sahip olduğunu belirtmişler. Hemen bataryamızı takalım yerine. Üst kısımda şöyle bir LCD ekranımız var. Buradan batarya seviyesini görebiliyoruz. Şuradan süpürgeyi açıp buradan rahat bir şekilde emiş gücünü ayarlayabiliyoruz. Şuradaki butondan da toz haznesini rahat bir şekilde ayırabiliyoruz. Şimdi geldik bu süpürgeyi diğer süpürgelerden ayıran kısma. Bu süpürge bu şekilde normal şarjlı bir dikey süpürge gibi kullanabileceğiniz bir süpürgeyken bunu ayırıp bu su aparatını taktığınızda sert zeminler için hem ıslak hem de kuru temizlemeyi aynı anda yapabileceğiniz bir alete dönüşüyor. Tabii ki bu başlığı da takmanız lazım. Temiz su haznesini doldurmak istediğinizde tek yapmanız gereken şu kısmı almak. Yerden çektiği pis sular şu kısma aktarılıyor ve bunu da boşaltmak istediğinizde rahat bir şekilde buradan söküp boşaltabiliyorsunuz. Kutunun içerisinden son olarak bir de duvar askı aparatı çıkıyor. Yani cihazı isterseniz duvara asarak kullanabiliyorsunuz, isterseniz de standında yerde tutabiliyorsunuz. Şimdi ürünün standını vesaire kuracağım ve birkaç hafta deneyimleyeceğim. Birkaç hafta sonra deneyim kısmıyla devam edeceğiz. Evet, bir haftayı aşkın süredir ürünü evde test ediyorum. Şimdi uygulamalı olarak size de neler yapabildiğini anlatacağım. Ürünü süpürge moduyla ıslak kuru modu arasında geçirmek isterseniz tek yapmanız gereken şu. Şuradaki düğmeye basıyorsunuz. Ve bunu buraya bıraktığınızda ıslak kuruya geçmiş oluyorsunuz. Aynı şekilde tersini de yapabiliyorsunuz. Yani bunu sık sık yapacağınız için bu işlemin kolay olması güzel. Öncelikle ıslak kuru modunu anlatmak istiyorum ki çoğu kişinin ilgisini çekecek kısım burasıdır diye düşünüyorum. Videonun başında da bahsetmiştim. Altta görmüş olduğunuz kısım temiz su kısmı, üst kısım ise pis su kısmı. Hemen şunu bir dolduralım. Benim evim 120 metrekare civarı ve 120 metrekarelik bir evi temizlerken bunu iki kere doldurmanız yetiyor. Islak kuru modda 3 farklı seçeneğiniz var. Buradan bunu çalıştırdıktan sonra isterseniz normal yani hafif bir su verecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Buradan yüksek su verecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ya da su verme seçenekleriniz var. Normal parke temizliği yaparken birinci seviye su fazlasıyla yetiyor bu arada. İkinci seviyeye geçerseniz çok yavaş hareket etmeniz gerekiyor. Ve yerleri de birazcık ıslak bıraktığı için bence birinci seviye su çok daha ideal. Islak kuru temizlikle ilgili aklıma en çok takılan şey yerdeki lekeleri çıkartıyor mu sorusuydu. Yani normalde paspas yaparken birazcık güç uygularsınız ya yerde atıyorum. Bir kahve lekesi varsa onu çıkartmak için birazcık şöyle bastırmanız lazım. Bu konuda kesinlikle güzel iş çıkartıyor. Ben kahve makinemini oraya sürekli kahve döküyorum mesela. Oradaki kahve lekeleri kuruyor. Onları çok rahat bir şekilde çıkartıyor.
En sevdiğim yanı ise temizlik yaparken bir taraftan fırçaları sürekli olarak temiz suyla beslediği için ve kirli suyu çektiği için fırçalar hep temiz. Ben normalde temizlik yaparken balkonları en sona bırakıyordum. Yani paspasta balkonları en sona bırakıyordum ve hem alt katta hem de üst katta balkon olduğu için bu işi birazcık uzatıyordu. Bunda hiç öyle bir derdim olmadı. Yani burayı mesela silip ondan sonra alt kattaki balkonu temizleyip ondan sonra çok gönül rahatlığıyla üst kata çıkıp orada devam edebiliyorum. Çünkü biliyorum ki fırçalar temiz. Eğer yağmur yağmışsa ve balkonda hafif de olsa bir ıslaklık varsa ilk önce kurusun diye bekleyip ondan sonra süpürge yapıp ondan sonra paspas yapmam gerekiyordu. Bunda öyle bir dert kalmıyor yani hiçbir şekilde yerde su varmış derdiniz yok çünkü yerde su varsa onu da çekiyor. Hatta hemen bunu bir örnekle göstereyim. Diyelim ki yere çay döküldü. Üstünden hafifçe geçmem yetiyor. Direkt hepsini söküyor yerden. Çayımız şu an gördüğünüz gibi kirli su haznesinde. Bu arada bu ıslak kuru kısım vakumu tam olarak bir süpürge gibi yapmıyor. Aşağıdaki iki fırçanın birbirine ters hareketleri sayesinde bir vakum etkisi oluşturuyor. Onun dışında tabii ki suyu da yukarı çekmek için ekstra bir vakum gücü de bulunuyor. Yine de nasıl bir vakum etkisi olduğunu örnekle göstereyim. Şimdi yere birazcık iri tane döktüm. İnce tane olarak da birazcık tuz döküyorum. Gördüğünüz gibi yerde ne varsa üstünden bir kere geçmemle hepsini topluyor. Yani yere bir çorba dökülse atıyorum onu bile çok rahat bir şekilde temizleyebilirsiniz. Şimdi nerelere kadar kullanabilirsiniz bir onu test edelim. Öncelikle bir koltuk altı testi yapmak istiyorum. Bu model normal bir süpürgeye göre çok daha kalın gördüğünüz gibi. Ama standart bir koltuğun %80'ine kadar falan çok rahat bir şekilde gidebiliyorum. Şuradan itibaren geçemiyorum maalesef. Onun dışında başlığın fiziksel yapısından dolayı en kenarlarda bir yarım santimlik ulaşamadığınız yer kalıyor. Bunun sebebi de tabii ki burada bir çerçeve olmak zorunda olması. Yani burada Philips'in bir tasarım hatası yok. Mecbur burada bir çerçeve bulundurmak zorundalar sonuçta. Bu çerçevenin olduğu kısma bu fırçalar ulaşamıyor özetle. Onun dışında merdivende kullanabilir miyim derseniz evet mümkün. Fakat merdivende kullanırken su ayarını sürekli bir açıp bir kapatmanız gerekiyor. Yani eliniz burada yapmanız lazım. Buna birazcık alışmak gerekiyor. Sonuç olarak alet bir taraftan aşağı sürekli olarak su bastığı için eğer su açıkken yani su veriyorken siz basamak değiştirirseniz ufak da olsa bu sırada damlatıyor. Ama nasıl yapacağınıza alıştığınızda dediğim gibi merdiven silmek de mümkün. Şimdi en hoşuma giden kısma gelelim. Kendi kendini temizleme özelliği. Aleti standına bırakıyorsunuz. Standındayken zaten otomatik temizleme moduna geçiyor. Şu düğmeye bastığınızda fırçaları temizleme moduna geçiyor. Bu işlemi gördüğünüz gibi bölge bölge yapıyor. Yani hangi bölgeyi temizliyorsa o kısma daha basınçlı bir şekilde su veriyor. İşlem 4 dakikaya yakın sürüyor ve finalde gerçekten çok iyi bir şekilde temizliyor. Temizliği bitirdiğinizde fırçaları yerinden söküp direkt standın üstündeki bölümlere kurusun diye bırakabiliyorsunuz. Her seferinde kurutmak şart mı diye soracak olursanız açıkçası ben sadece bir kere kurumaya bıraktım. Onun dışındakilerde olduğu gibi bıraktım. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım bu konuda. Bununla temizlik yapmak yoruyor mu diye soracak olursanız bu haliyle yani tek elimle rahat bir şekilde taşıyabiliyorum ama çok hafif bir alet değil tabii ki. Fakat temizlik yaparken aleti tabii ki taşımıyorsunuz. Ağırlığın çoğu direkt yerde olmuş oluyor. Sadece kolunuzu ileri geri oynatmanız yetiyor. Normal bir paspas yapmakla kıyaslarsak kesinlikle çok daha az yoruyor. Suyu nasıl doldurduğunuzu zaten anlatmıştım. Bir de kirli suyu boşaltmayı göstereyim. İşiniz bittikten sonra kirli su haznesini alıyorsunuz ve üst kapağı açıp direkt bunu buradan tuvalete boşaltabiliyorsunuz. Şimdi gelelim kuru temizlik kısmına. Kuru temizlikte iki kadememiz var. Bu taraftan normal moda, bu taraftan da yüksek emiş güçlü moda geçebiliyorsunuz. Normal modda 45 dakikaya kadar, yüksek emiş gücündeki modunda ise 25 dakikaya kadar çalışabiliyor. Bunun emiş gücünü direkt halının üstünde göstereceğim. Gördüğünüz gibi hem emiş gücü, hem üzerindeki fırça, hem de şu ön kısımda görmüş olduğunuz değişik tasarım sayesinde üstünden geçtiğiniz her şeyi buraya topluyor ve direkt olarak çekiyor. Şu yumuşak üçgen parçalar kirleri toplayıp direkt buradan fırçaya yolluyor. Ayrıca şu ışıkları ilk gördüğümde gereksiz olabileceğini düşünmüştüm açıkçası. Hani böyle her şeye de ışık koyuyorlar falan modundaydım. Fakat kesinlikle yerdeki kirleri görmenizde çok büyük katkıları var. Hani yerleri süpürürken böyle her yerin üstünden geçtiğinizi düşünürsünüz ya normalde. Aslında her yerin üstünden geçmiyor
görmüyormuşsunuz. Yani bu ışıkla birlikte baktığınızda onu anlıyorsunuz. Veya koltuk altı, dolap altı gibi yerleri süpürürken de çok işe yarıyor. Yani normalde göremediğiniz şeyleri görebiliyorsunuz orada. Koltuk altlarından bahsetmişken süpürge kısmının esnekliği muhteşem. Koltukların altına zaten çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Tıkandığınız noktada hafif çevirip devam edebiliyorsunuz. Başlığın hareket kabiliyetleri kesinlikle çok iyi. Bir şeylerin altını temizlerken, ne bileyim, saksının etrafını dönerken falan çok işe yarıyor. Süpürge kısmının bence eleştirilecek hiçbir tarafı yok. Zaten Philips yıllardır kendini süpürge konusunda ispatlamış bir firma. Hem emiş gücü çok yüksek, üstelik çıkarttığı sese göre çok yüksek. Yani böyle sesini duyduğunuzda sanki o kadar güçlü değilmiş izlenimi veriyor. Ama yüksek emiş gücündeyken çıkarttığı ses bile benim kullandığım diğer şarjlı dikey süpürgelerden daha az. Halı süpürmek yoruyor mu kısmına gelecek olursak, bunun gibi alçak tüylü halılarda hiç yormuyor. Normal güçle çalışırken zaten neredeyse boştaymış gibi hareket ettirebiliyorsunuz. Yüksek moda geçtiğinizde tabii ki fırçanın etkisiyle size birazcık güç uyguluyor ama dediğim gibi alçak tüylü halılarda hiç yorucu değil. Fakat benim evimdeki halılar bayağı yüksek, yani bu halının herhalde bir 5 katı falan daha yüksekler. O halıyı yüksek emiş gücünde süpürmek birazcık yoruyor açıkçası. Ama normal emiş modunda da fırça çalışmaya devam ettiği için, yani başlıktaki fırça çalışmaya devam ettiği için zaten her türlü halının üstündeki tozları söküp içine çekiyor, yani o konuda içiniz rahat olabilir. Küçük başlıklara gelecek olursak, başlıklar arasında geçiş yapmak kolay. Bu sefer şuradaki düğmeye basıyorsunuz. Bu başlık koltuk ve yatak temizliği gibi bir yerlerde kullanabileceğiniz başlık. Bunun da üstünde fırçalar var gördüğünüz gibi, yani bir taraftan süpürdüğünüz yeri fırçalıyor. Özellikle paspas gibi yerleri temizliyorsanız çok işe yarıyor. Kalan kısmı zaten süpürgenin emiş gücü hallediyor. Ve koltuk aralarını vesaire süpürmek için bir tane de şöyle ince uzun teleskopik başlığımız bulunuyor. Bununla rahat bir şekilde arabanızı vesaire de süpürebilirsiniz. Süpürgenin şarj olması 4 saat civarı sürüyor ve şarj etmek istediğinizde sadece adaptörü buraya takmanız yeterli. İsterseniz yedek batarya satın almak da mümkün. Yani çok büyük bir eviniz varsa ve 45 dakika temizlik süresi bana yetmez derseniz bu bataryadan bir tane daha temin edersiniz ve istediğiniz zaman buradan rahat bir şekilde değiştirebilirsiniz. Sanırım ürünle ilgili en çok hoşuma giden şey balkon temizliği oldu. Çünkü süpürme derdiniz yok, balkonu yıkama derdiniz yok, kova taşıma derdiniz yok, sonra kovayı boşaltma derdiniz yok. Alıyorsunuz bunu, hızlıca balkon temizleyip geçiyorsunuz. Tabii ki aynı şey içerisini temizlerken de geçerli. Fakat balkon benim için her zaman en büyük problem olduğu için sanırım, bilmiyorum. O kısım ekstra hoşuma gitti. Benim ürün hakkındaki bir hafta küsürlük deneyimim bu şekildeydi. Eğer ürün ilginizi çektiyse açıklama bölümüne link bırakıyor olacağım. Eğer video hoşunuza gittiyse ve yararlı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ayrıca gelecek incelemeleri kaçırmamak için kanala abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.